Herkese yeniden merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün annem, babam ve Ares geliyor. O Salih'le de kalmıştı biliyorsunuz. Bundan önceki vloglarımda söylediysem, söylemediysem de bilmiyor olabilirsiniz. O yüzden ben de akşam yemeği için şimdi patatesli köfte yapacağım. Sizler de görün istedim nasıl yaptığımı. Ve yanına da pilav yapacağım. Tatlı olarak da şey düşündüm. Kadayıflı muhallebi tatlısı. Bir ara Instagram'da çekmiştim ya. Aynı onu yapacağım. Bir de börülce çıkarttım buzluktan. Onu böyle ekmekli falan yapabiliriz. Altı ekmekli. Biz öyle yiyoruz. Bu da anneannemden gelen bir şey. Anneannem hep bizi öyle yapardı. Ben de o yüzden onu da yapmak istedim. Bilmiyorum bakalım nasıl olacak. Annemler de yola çıkmış bu arada. Geliyorlar. Saat 3.30 şu an. Böyle akşam yemeği için hazırlıklara başlayayım istedim hemencik. O zaman hemen başlayalım mı? Hadi. Öncelikle hemen patatesleri soyma işlemine başlayalım. Daha sonra ay şeklinde soyup soyup tepsiye dizeceğiz. O zaman şöyle tabağım hazır. Burada da patateslerim hazır. Şu arka tarafta da su kaynıyor arkadaşlar. O da neden? Kıymalarımı ben dünden çıkartmayı unutmuşum. Bugün çıkarttım. Biraz böyle yumuşasın istedim. O suyu da birazdan kıymanın içine katacağım. Yani poşetli kıymanın içine katacağım. Buzlukta olduğu için. O zaman patatesleri soyalım hemen. Evet, patateslerimi bu şekilde doğradıktan sonra şimdi köftenin malzemelerini bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Burada yaklaşık 2 poşet yani 2 yemeklik ben poşetlere ayırmıştım kıymalarımı. 2 poşetlik kıyma var. Bu şekilde ekmeklerimi de yuvaladım. Daha sonra 1 adet soğanı böyle ufak ufak doğruyorsunuz. 1 adet yumurta. Bunların hepsini bu kapta karıştıracağım ve son olarak da baharatlarını ekledikten sonra köftemiz hazır. Siz dilerseniz ekmek olarak bayat ekmek kullanabilirsiniz. Benim evimde bayat ekmek yoktu. Ben de bu şekilde taze ekmeği yuvaladım. Şimdi çok güzel bir şekilde bunu yoğurmam lazım ki ekmekler içinde kaybolsun kıymanın. Evet, şu şekilde yoğurma işlemini tamamladıktan sonra son olarak da böyle baharatlarını ilave ediyorum. Kimyon, kırmızı biber, kekik, karabiber ve tuz. Şimdi eldivenimi tekrardan giyiyorum ve çok güzel bir yoğurma işlemi yapacağız. Şimdi bunları yuvarlak yuvarlak top halinde böyle birazcık eğrili büğrülü benim tabirimle şöyle elinizde şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu şekilde köftelerimi yuvarlak biçimde hazırladım. Ve devamı da şurada. Tabağa sığmadığı için tepside devam ettim. Şimdi şöyle bir borcama aldım elime. Hatta şuraya koyayım. Patatesten alıyorum. Şu şekilde ayarlıyorum arkadaşlar.
Ya çok güzel oldu. Şuraya patatesleri koydum çünkü annem köfte yemiyor arkadaşlar. Patateslerinden yer diye düşündüm. Bulaşmıyor ya bu tarafına. Bu şekilde ayarladım. Şekilli şüküllü. Şimdi ben bunun sosunu ayarlayacağım. İçine tabii ki de sos katacağız. Domatesli, zeytinyağlı, salçalı bir sos hazırlayalım hadi. Evet, şöyle bir şey aldım elime. Hemen bunun içine yarım çay bardağından az zeytinyağını kattım. Daha sonra içine bir tepeleme yemek kaşığı kadar domates salçası katıyorum arkadaşlar. Ve azıcık da domates sosundan ekleyeceğim. Bu da yaklaşık olarak 4 yemek kaşığı civarı. Yani şöyle karıştıralım. Aynı zamanda bunun içine de birazcık baharat ekleyeceğim. Şöyle birazcık karabiber, tuz. Toz biber katmaya gerek yok. Çünkü salça kattık. Birazcık kimyon. Bu kadar. Hemen bunu da güzelce karıştıralım. Şimdi bunun içine de hazırlamış olduğum sıcak sudan birazcık katacağım. Eğer su borcamın üst düzeyine kadar gelmezse ekstradan yine birazcık sıcak su ekleyebiliriz arkadaşlar. Şöyle gezdiriyorum. Evet, tahmin ettiğim gibi yetmedi. Birazdan üzerine sıcak su ekleyip devamını getireceğiz. Şimdi bunu da hemen 200 derecede fırına koyalım. Patatesli köfteyi fırına attım arkadaşlar. Şimdi şu ortalığı biraz toparlayacağım. Bu bunun muydu? Hayır. Bu bunun kapalı. Akşam yemeğinden sonra yiyeceğimiz tatlıyı yani muhallebili kadayıf tatlısını yapalım. Şimdi muhallebi için gerekli olan malzemeleri size hemen söylüyorum. 3,5 su bardağı süt, 1 çay bardağı un ve 1 çay bardağı şekeri bu tencerede ocakta pişireceğiz. Daha sonra içine 1 tatlı kaşığı kadar margarin ve 1 paket de şekerli vanilin. Bunlar piştikten sonra zaten muhallebimiz hazır. Daha sonra borcama da şu benim önceden almış olduğum muhallebilik kadayıf yazıyor üstünde zaten. Bunu borcamın altına böyle güzelce bir yayacağız. Daha sonra yapmış olduğum muhallebiyi borcamın içine dökeceğiz. Kalan kadayıfı da muhallebin en üstüne yayacağız. Daha sonra hazır. Şu kıvamda olacak. Evet, altını kapatıyorum. Şimdi de kadayıfı yapacağız. Kadayıfın içine tavada çekilmiş ceviz içi ekleyeceğim ve 5 yemek kaşığı da toz şeker ekleyeceğim. Onu da güzelce bir kavuracağım. Böyle rengi biraz daha kavrulsun. Gerçi bu kavrulmuş da. Biz yine kavuralım birazcık daha. Sonra hazırladığımız bu karışımların hepsini borcama hazırlayacağız. Evet, şimdi tavaya kadayıfı aldım. Ve daha sonra da ceviz içlerini döktüm içine. Son olarak da 5 yemek kaşığı toz şeker ekleyip hemen geliyorum. Hoş geldiniz. Oğlum şu. Gel. Özlemiş Ayşe. Ana karanlıkta görmüyoruz. Evet. Hoş geldiniz canlarım benim. Ne yapıyorsun ya? Mis gibi kokular geliyor. Bu ne? Neler yaptın kız? Yemek yaptım size. Kim yaptı? Ares, oğluşum. Ya ben seni çok özledim. Ya. Geldin mi evine? Hı? Canım benim. Ben tam muhallebili kadayıf tatlısını yaparken annemler geldi. Ocağın altı açıktı arkadaşlar. Kapattım hemen. Kapıyı açtım işte. Annemler de içeride şu an oturuyorlar. Ben de şu tatlıyı yapıyorum hemen. Ay nasıl terledim kız. Ares beni şey yaptı. Ve şu an şu fırının sıcaklığı da geliyor. Gerçekten pişiyor yani. Bunu da şöyle size göstereyim. Çıktıktan sonra daha net biçimde size göstereceğim zaten. Sen ne yapıyorsun George? Bilmiyorum George. Özledin mi beni? Özledim tabii. Çok mu? Evet. Annem iftarlı meyve suyu almış. Onun için. Ben sizi her gün özlüyorum anneciğim. Ya. Siz benim gözümde bebeksiniz. Pardon. Kulağım. Arada kulak gidiyor. Bak hangi gidiyor. Bak. Ama iyi sende pek bir şey yok. Dün aldım işte şey krem. Onu sürüyorum. Senin de ondan sürüyordur. Teremsin mi aldın? Hı. İyi. Bunu mu çıkardın? Bu ne? Onu yaparız diye düşünüyorum. Çok güzel, mantıklı. Ekmekli böyle zeytinyağlı. Ekmekli yapmasaydık. Sade. Ekmek mi yapalım? Ya da sade yapalım, öyle yapalım. Böyle ekşili böyle limon. Evet. Ha, şeyli. Evet. Of. Bu da hazır. Aras'a bakın. İnanmıyorum. Oğluşum. Hoş geldin evine. Canım benim. Az önce bir katliam yaşandı. Kamerayı falan düşürdüm.
Seviyordum ya. Seviyordum ya. Ha, aynen. Elimden kaydı falan. Böyle kavrulacak mı? Ne olacak? Hı hı. Öyle şey olacak. Tamam. Borca mı yapacağım değil mi? Şuna küçüğüm. Ha, şuna yapacağız. Hı. Ayarladım zaten ben. Pilav yapacağız. Evet, pirinç pilav yapalım biraz. Siz daha aç değilsinizdir canım. Yo, değiliz değiliz. Aa, ben bu saatlerde yemem. Biz 7.30-8 gibi yiyoruz da. Evet. Bugün bir planımız vardı ama olacak mı bilmiyorum. İncir altında midye falan yemekti. Annem, babam falan ben özellikle çok seviyor. Balık. Annem midye yemiyor. Balık ekmekçi o. Hamsi evet. Balık ekmek. Ve bunun kalması. Evet, onu çıkardım. Unutmuşum. İşte o plan gerçekleşecek mi bilmiyorum. Hüseyin şu an yoldaymış Menderes taraflarında. Yaklaşık bir saati falan burada. Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı da var. 9'da başlıyor da. Sağ salim gelin inşallah. Sağ salim gelsin. O tokum ben dedi ama siz yiyin dedi de bilmiyorum ne yapsak. Bilemedim. Bakacağız duruma göre. Bekleriz evet. Ya da bekleriz. Aynen. Yarın da gidebiliriz zincir altına. Yok fark etmez. Fırındaki nasıl oldu bir bak bakalım sen daha iyi anlarsın. Fırındaki olmuş. Harika. Tam istediğim olmuş gibi. Mu? Olmuş kapat. Süper. Tamam. Olmuş. Kapatıyorum. Kapat. Fırında patates köfte hazır. Her yer bulaşık ya. Olsun. Makinen boş mu? Makine şey yıkancaklar var. Ha, yerleştiririz. Elimizde yıkancaklar da elimizde yıkarız. Anladım. O oluşuyor. Nereye geldin sen? Hı? Sen nereye geldin? Gel bakayım buraya. Gel buraya gel. Yoldan geldi ya şimdi o. Biraz sersemledi. Halsiz. Şimdi uyur o bütün gün. Bu çoğaldı ha. Bu kadar yoktu anne. Çoğaldı mı? Kadayıfın içi çoğaldı. Niye oldu? Çünkü şey ceviz falan ekledim. Toz şeker ekledim ya. Ama bol bol ceviz. Çok attım ya. Çok yeriz. Yeriz. Yeriz diye. Bugün saçım böyle topuz yaptı. Bu beyaz mıydı bu arada? Hayır beyaz değil. Aslında onu kavurmuşlar böyle paketin içine hazırdı. Ama ben tabii ceviz içi falan da toz şeker de ekleyince kavurmadan olmaz ki bu. Olmaz anneciğim. İşte birazcık daha kavrulsun diye. Hadi. O yüzden öyle eklemiş oldum onu da. İyi, iyi anneciğim. Muhallebi de hazır zaten. Hazır. Fırında olmadan yapılabilecek tatlı yani. Ne güzel tatlı. Aynen öyle. Pilavı keşke önceden yapsaydım yani. Ama zamanım yoktu ki. Geç de, kalktım ben bugün edecek? Gene. Bir kalktım yine saat mi? 1. Dün de öyleydi. Bir kalktım saat 1 anne. Şaka gibi ya. Gece uyuyamıyor mu yoksa? Gece uyuyamıyorum. Bence bu oldan iş ya. Tamam kapatalım onu. Aynen oldu bu oldu. Kapat. Yanacak. 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 Şimdi evet şöyle borcamımızı aldık. Ve bundan böyle azar azar borcamın altına koyuyorum. Ve üstüne de hazırlamış olduğum muhallebinin hepsini ekliyorum. Evet şöyle de muhallebiyi yayalım. Her yerine bulaşsın eşit biçimde. Onun üstüne de tekrardan kalan kadayıfı ekliyorum. Evet tatlımız hazır. Bakın fırında yapılmadan hemen 10 dakika içinde yapılabilecek. Çok basit bir tarif. Bu da bu şekilde. Soğumasını bekleyeceğiz yenmesi için. Şimdi hemen ben pilavı yapayım. Tavada elimde tutuyorum öyle. Kabak köftesi. Ya kabak köftesi. Çok güzel. Kabak köftesi. En sevdiğim köfte. Yiyeceğim mi? Ah, aferin oğluma. Acıktın mı sen? Yoldan geldin. Al bakalım. Yiyeceğim mi daha? Vereyim mi? Allah hepsini kaptı ya. Ben seni çok özlemişim. Senin yokluğunu aradım evde biliyor musun? Sen yokken benim canım sıkıldı. Patini yerim senin. Senin patini yerim. Yerim yerim yerim. Neyse şimdi pilav oluyor arkadaşlar. Babam da aşağıya indi. Arabadan bir şeyler almak için valiz falan. Ben de şimdi yukarıda buraları ayarlıyordum. Şu etrafı topladım birazcık. Mutfak tezgahının üstünü. Ares gel oğlum. Ben seni çok özledim. Ben seni kaç gündür görmüyorum. 3 gün oldu mu? Oldu. Bunu da mı kemirdin? Bu tasmanı da mı kemirdin sen? Seni yerim. Seni mıncık mıncık yaparım bak. Çok özledim ya. Evet, annemler geldi. Biraz geciktiler. Meğer şey almaymışlar. Ay. Bir tane karadut şarabı ve bir tane de şirince şarabı. Bu da çikolatalı. İlk defa içeceğim çikolatalı. Ben de.
Değil mi? Evet. Hiç içmemiştik. Merak ettim ha tadını. Nasıl olmuş? Bayıldım. Gerçekten mi? Güzel. Aceleyle yaptım ya. Aceleyle yapalım. Daha güzel olur derler ya. Güzel. Oo, soğuklu bak. Biraz tuzsuz. Ama tuzsuz olması iyi. Tuzluya çare yok ama tuzsuza çare var demişler. Ne yapıyorsunuz bakalım? Sevişiyoruz Ares'le. Ares. Kim var orada? Kim var? Gidiyor bak. Heyecan yaptı. Çikolatalıymış ya, yaşa. Çok güzel. İlk defa içeceğiz. Evet. Özledim ya ben seni. Her şeyin bir var. Değil mi? Evet. Arabamız da oldu. Oldu. Evet. Of vallahi ya. Süper. Bu sefer kesin ve net. Yolda 140, 150, 160 yaptım. Ay daha maşallah. Mamasını özleyen bir Ares görüyorum. Evet, az önce fırından çıkarttım. Çıtır çıtır oldu böyle. Çok güzel görünüyor. Ve tadı da çok güzel. Birazcık tuzsuz sadece, o kadar. Başka bir sorunu yok. Bu da tatlımız. Zaten bunu göstermiştim. O da bekleyince güzel oluyor. Birazcık dolaba koyacağım şimdi. Daha sonra yemekten sonra onu da yiyeceğiz zaten. Değil mi anniş? Evet anneciğim. Canım benim. İyi ben ki geldiniz. Evet. Sen de benim canımsın. Bir tane. Canım benim diyoruz ya böyle. Hoşuna gidiyor herkesin. Tabii. Onlar bile alışmıştır bizden. Tabii tabii. Alışan çok. Evet. Acıktın mı? Biraz. Hüseyin'i bekliyoruz. Evet. Gelir o da şimdi zaten. Evet. Keşke Sevo'ya da geleydi. Oğlum şimdi gelsin. İşte gelseydi iyi de ama ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Anneanneme bakıyor. Evet. Aynen. Siz gideceğiniz o gelecek. He. Şöyle dedi bana zaten. Aynen aynen. O gelir. Ama Sevo'yu da özledim. Gidince ne yapacağız? Bilmiyorum anneciğim, ben çok koyacak bana. Bana da. He. Çünkü insan alışıyor. Görüntülü konuşuruz her gün. Evet. Başka yapacak bir şey yok. Testler çok güzel görünüyor yalnız. Evet ya. Bir tane yediriz mi? Ben de içeceğim. Bir tane sen. Şunu bir tane. Şunu yiyebilir miyim ben? Sen onu ye. Ama tuzsuz değil mi? Tuz eksik mi biraz üstünde? Gayet güzel. Tuzluk nerede ya? Ben tuz buldum. Senin aşağı güzel, çok güzel. Güzel mi? Evet. Bir de ben yiyeyim. Sen lokanta başla ben şimdi. Ya. Yemeklerin çok tatlı oluyor. Çünkü çok sevgimi güzel katıyorum. Çünkü evet, siz geliyorsunuz. Canım benim ya. Ben tek başıma yapsam bunu nasıl yiyeceğim yani? Hmm. Hüseyin ikimiz, bu çok güzel. Aşkım benim. Özenerek yaptım ya. Evet, sevgim var belli. Biz iyi bunu yedik ha. Karnım doydu. Bunu ben kullanıyorum. Kullanamam. Hiç fark etmez. Dursun. Bir de şunu yapacağız. Hani ben bunu çıkarttım da. Annem de böyle süzgeci koymuş. Yıkadın herhalde. Böyle önce evet. Bunu böyle zeytinyağlı ve neyli? Ekşili. Ekşili limon sıkacağız böyle. Çok güzel evet olacak. Hüseyin de biraz gecikti. Saat şu an 7 falan. İşte o gelince hemen yemek yiyeceğiz hep beraber. Bugün incir altına gidemeyeceğiz büyük ihtimalle. Çünkü saat 8'de her yer kapanıyor. Yani bir saatte zaten Hüseyin geldiğinde anca yemek yedik ettik falan diyesiye. Saat 7.30-8 olacak. O saatten sonra da dışarı çıkılmaz zaten. Biz de evde oturup böyle şarap keyfi falan yapabiliriz. Güzel güzel şeyler hazırlarız. Öyle düşündük şu an. Ya incir altına da... Ay konuşma, özür dilerim. İncir altına da yarın gideriz diye düşündük. Yarın akşam. Ama yine Hüseyin geç gelirse gidemeyeceğiz. O yüzden biraz erken çıkarız. Yarın yemek yapmam evde. Kahvaltı yaparız. Sonra biraz zaten annemlerle dolaşırız. Yarın yeni bir vlog başlatırım büyük ihtimalle ben. Bugün burada kapatırım ben videoyu. Çünkü uzun bir video oluyor. Yemek tarifi ektiğinde öncesinde editleme programını attığında böyle 3,5 saat falan gösteriyor arkadaşlar. O da benim gözümü korkutuyor açıkçası. Evet, Hüseyin geldi. Biz şimdi çok acıktık vallahi, artık yemeğimizi yiyelim diyoruz. Bana sırf patates. Niye şey, köfteden yemezsin? Yani pek. Bilmiyorum. Bilmiyorum bakalım. Şey yapalım mı? Pilav yanına... Evet, yemek. Öyle yapacağız zaten anneciğim. Öyle yapsak herkese tek evet, tek. Evet, aynen. Mantıklı. En güzeli bence. Ay tahta kaşığım. Herkese işte şunun altına. Yavaş. Yasu, bir tane daha açalım, bir tane YouTube kanalı. Açalım. Ya canım benim. Hiç edip yapmadan çek çek gönder, çek çek evet, gönder. Öyle. Değil mi? Bak yaşama. Oradasın canım benim. Evet. Benim kanalımda da komiklikler ya yapar mısın? Evet. Ne komik, hep Sevo, hep Sevo olmaz ama. Hayırlı, birader nereden tanışıyoruz seninle? Geldin ayağımın dibine. Zaten hep onlardaydın. Ve? Bıkmadın benden, he? Bıkmadın benden oğlum sen. Bıkmaz o sizden. Benden bıkmadın da. Sen onu hem seviyorsun. Koç,
Hem korkutuyor. Aynen ya. Hayvan seni anlayamadım. Daha çok seviyor. Bak sana sarılıyor. Ya. Hadi yürü. Hadi gidiyoruz. Hadi gel. Gel gidiyor da oğlum. Nasıl gidiyor? Ana. Yemekten sonra dışarı çıkarız. Ne çıkaralım ikimiz ya. Biraz hem yürüyüş yaparız Ayşe. Evet. Maydanozun var mı anneş? Var canım benim. Dolapta. Dur. Hemen aşağıda bak orada. Oldu. Ne? Evet, soframızı hazırladık. Of, çok güzel görünüyor. Şimdi şarapları katacağız. Valla şu an yemek istiyorum. Hadi gelin, soğumadan yiyelim. Ekmek yemiyormuş. Ekmek içiyorum 5 gündür ben. Düğüne mi hazırlanıyorum ben? Düğüne hazırlık onunki. Tabii ki de. Hadi afiyet olsun. Sağ ol canım benim. Eline sağlık. Sen de buyur gel. Geliyorum, geliyorum. Kıyamam size ya. Canlarım benim. Hadi yiyek. Anneş, şarap çok iyiymiş ha. Evet. Gerçekten çikolata tadı var arkadaşlar. Değil mi baba? Evet, mis gibi. Sanki nesne çikolata var içinde. Ekmeğe sürdüğümüz var ya. Evet ya, çok onun güzel. Gibi resmen tatlı yani, güzel. Ben beğendim. Aşkım, yemeği çok beğendiğini burada bir kere daha söyle. Mükemmel olmuş, ellerine sağlık. Ben inanmadım. Hatta annem getirmiştir dedi. İptal ettim. Ama dedi ki videoda görürsün nasıl yaptığımı. Bence herkes yapmalı, çok süper olmuş. Özellikle şu köfteler nasıl, ben çözemedim yani. Lokum gibi dağılıyor. Yani aslında tarifte bir şey yok yani. Klasik köfte tarifi. Ama insan özenince oluyor böyle şeyler. Gidiyoruz oğluşum, bekle. Canım benim. Dışarıda dolaşacağız birazcık. O sırada şunu göstereyim size. Annem bana domates sosu getirmiş böyle. Çok lazım bir şey ya. Geçen yaz yapmıştık biz bunları annemle. Hadi gidelim. Hadi yürü. Evet. Artık yediklerimizi eritelim dedik. Harbiden zayıflamışsın ha anneciğim. Benim tipim. Annemle bugün evet. Saçları toplamışız. Biz dışarı çıkıyoruz bakalım. Böyle biraz koşturalım dedik. Evet, acı koşturalım. Evet, inşallah. Bekle oğlum, yavaş. Yavaş oğluşum. Aferin oğlum, aferin sana. Evet, şimdi de tarla gibi bir yere geldik. Kokluyor şimdi. Büyük tuvaletini yapacak. Ay biz koşturuyoruz. Çok karanlık ya. Evet. Aras gel. Ay. Annem de orada ama görünmüyor bakın. Görünmüyorum ya. Kediye görüyor musun? Nerede? Sofra burada. Saklanıyor. Bu göremedi Aras. Gördü Aras, gördü şimdi. Kabarıyor. Kabardı o da valla. Aras nerede kedi? Pisi pisi nerede Aras? Miau. Miau. Gel mi acaba? Evet, tipi çok güzel. Nereye kaçıyorsun? Gel buraya pisi pisi. Ares, gel oğlum. Gel. Gel. Aferin benim oğluma. Hadi gel, yürü gidiyoruz eve. Bak burada ışık var. Geçer mi? Evet. Ne güzel görünüyorsun. Ay sağ ol canım benim. Ay yoruldum. Yavaş, yavaş Ares. Yoruldum be ya. Yavaş. Hüseyin'le babam da arabayı test etmeye gittiler. Araba gayet süper olmuş. Vallahi. Bakımları vardı arabanın. Bakımlarını yaptırdık. Onları çözdük. Getirelim falan diye işte. Yaş o sayende. Yani şimdi... Canım benim. Bütün EGR'sini, oranı doğru, her tarafını, manifoldlarını... Her şeyini yaptı. Temizledik. Borularını söktük, temizledik. Evet. Akünün oturduğu tabanın altını da temizledik. Ellerine sağlık George. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Allah'a çok şükür. Evet. Abi yapacağız. Aynen. Yemeği yedik, koşturduk, geldik şimdi yukarıya. Vazgeçilmesiniz değil mi? Evet. Kahve? Aynen öyle. Kahve. Şimdi kahve yapalım güzelce, ne şöyle. Ama kahveden sonra şaraba devam edeceğiz. Çikolatalı şarap favorim oldu. Evet. Evet, kahvelerimiz hazır. Annemle babam içiyor. Evet. Bizimkilerde böyle kahve yanlarına çikolatalar koyduk, lokumlar yiyeceğiz. Ve biz burada sevimi izliyoruz. Hareketlere bak. Niye bak? Evet.
Evet. Biz yedik, içtik. Evet. Güzelce oturduk. Bayağı bir uzun süredir sohbet ediyoruz değil mi? Bu anı yakaladık yani. İyi oldu. Evet, çok güzel oldu. Çok güzeldi bu anımız. Allah ayırmasın bizleri. Amin hepimize. Vallahi babam da arabayla ilgilendiği için çok sağ olsun. Uğraştı, didindi, gitti. Peşlerini bırakmadı, oldu yani. Onu konuşuyorduk da şimdi o yüzden böyle bir konu açıldı şu an. Neyse çok uzatmayalım. İşte bulaşıkları falan toplayacağız annemle. Bulaşık makinesini yerleştireceğiz. Onları evet. Size çekmeyeyim dedim. Böyle bir annemle hiç kapanışı yapmadım. Evet. Şimdi annemle kapanışı yapmak istedim. Evet. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı. Ve like atmayı unutmayın lütfen. Evet. Sizi çok seviyoruz. Evet, sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Evet.